lillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'deh. Muhterem kardeşlerim, bu dersimizde inşallah Müzzemmil suresini anlamaya çalışacağız. Müzzemmil suresi çoğunluğun görüşüne göre Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Tamamı Mekke'de nazil oldu diyenler çoğunlukta. Fakat bazı alimlere göre Müzzemmil suresinin baş tarafı Mekke-i Mükerreme'de, son ayeti ise uzun ayet İnna Rabbeke Ya'lemu diye başlayan ayet-i kerime Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Sureye genel anlamda baktığımız zaman bize şunu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazına, gece ibadetine dikkat çekerek içinizdeki cihadı yapmadan dışarıdaki cihatta muvaffak olamazsınız. Ya eyyuhel muzzemmil kumilleyle illa kalila. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret var, İslam'a saldırı var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o saldırının içinde İslam'a davet ediyor, mücadelesi, mücahedesi var. Peki Allah Teala ona, peygamberine, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ordu hazırlamasını, onlarla meydan yerinde savaşmasını emretmiyor. Önce namaz diyor, namazla başlayacaksın. Bu ümmetin dirilişi namazla başlayacak. İçindeki bu cihadı kazanmadan dışarıdaki cihatta muvaffak olamazsın. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Bu surenin tefsirinde de söylemiştik. İbn Abbas'tan gelen rivayette İbn Abbas radıyallahu anhuma diyordu ki önce Alak suresi nazil oldu. İkra bismi rabbikellezî halak. Allah azze ve celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emretmişti. Peki Efendimiz aleyhisselam okumayı bilmiyordu. Neyi okuyacaktı? Yani diğer peygamberlere baktığımız zaman Musa aleyhisselama Allah Teala Hazreti Musa'ya dinle diyor. Ve en ahtartuke fessemi' lima yuha. Önce dinleyecek, vahyi alacak, sonra konuşacak. Efendimiz aleyhisselatu vesselama gelen ilk ayete baktığımızda Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ikra diye emrediyor. Oku. Peki Allah Resulü okuma yazma bilmez. Önünde bir metin de yok. Gerçi Vakidi'den öyle bir rivayet de var. Fakat asıl olan nedir? Allah Resulü aleyhisselama yazılı bir metin gelmiyor. Hazreti Cibril ayetleri okuyor. Efendimiz aleyhisselama ondan önce oku diyor. Peki Allah Resulü okuma yazma bilmiyor. Neyi okuyacak? Ma ene bi kari'in diyor. Ben okur yazar değilim ki. Burada o zaman Hazreti Cibril'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan oku emrinden önce dinle sonra oku. Allah Resulü Aleyhisselam dinleyecek sonra okuyacak. Yani okumayı zikrediyor, onun sebebini kastediyor. Mecazi mürsel var. Hazreti Musa'ya gelen ilk vahye baktığımız zaman da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk ayet arasında bu cihette bir münasebet görüyoruz. Okuyacak. İlk vahiy okumayla başlıyor. Ve'budullâhe diye gelmiyor. Allah Teala'ya ibadet edin. Yalnız ona ibadet edin diye bir ayet ilk olarak nazil olmuyor. Neden ikra diyor? Ne zaman bu ümmetin bayrağı, sancağı düşerse onu alimler kaldıracak. Eğer alimler bedel ödemeyi göze alıp bu milletin önüne geçerler, Kur'an-ı Kerim'in yolunu açmak için onlar terlerler, zalimlerin önünde diz çökmezler, hep ayakta kalırlarsa o zaman Allah Teala bu ümmeti muvaffak edecektir kardeşim. İşte ilk gelen ayetin oku diye başlaması bu ümmete onu işaret ediyor. İkinci sure İbn Abbas radıyallahu anhuma Nun vel kalemi ve ma yasturun. Allah Teala bu ümmete kalemi öğretiyor. Kaleme yemin ediyor. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yeminle başlıyor. Yani okuyacaksınız. Kalemle siz kurucu metinleri yazacaksınız. Kalemle en büyük cihatları kazanacaksınız.
kılıçla kazandığınız bir savaş var, bir muharebe var. Başkasının kılıcı sizin kılıcınızdan daha güçlü olur. Yenerler sizi, çizerler, atarlar kenara. Eğer siz o muharebeleri İmam Gazali çapında büyük adamlarla kazanırsanız, bir daha bundan sonra kimseler önünüzde duramaz. Peki, üçüncü sure diyor, Ya eyyuhel muzzemmil kumilleyle illa kalila. Yani bu sure nazil oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama önce namaz diyor. Ayağa kalk diyor. Ayakta duracaksın diyor. Bu sure nazil olduktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam 20 yıl ayakta durdular. 20 yıl kendi şahsına, evine, ailesine, hanına, hanumana yapılan hakaretleri hiç aldırmadan yürüdüler. Sana da diyor ki, şöyle bir ortam özleme. Bir evim olsun, medresem olsun, orada okutayım, insanlar beni takdir etsinler, ne güzel bir ameliyesi var desinler, böyle bir hayatı özleme. Peygamber aleyhissalatü vesselama bu ayet nazil olduktan sonra, bu sure geldikten sonra oturmadılar. Sürekli savaş, onun şekilleri vardı. Bir savaş bitti, başka bir savaş başladı. Yani Mekke'de Ebu Cehil, Ebu Leheb, onların Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı bir saldırısı vardı. O saldırıya karşı İslam'ı, imanı muhafaza ediyordu. Peki sonra Medine'ye geldi. Medine'de münafıkların bir savaşı vardı. Sonra Mekkeliler orduları hazırladılar, o orduyla geldiler. Sonra Allah Resulü ahirete gitti. Ömer'i şehit ettiler. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Ali radıyallahu anhum onları şehit ettiler. Yahudi bizzat İslam'ın içine girdi. Kur'an-ı Kerim'i tahrif edemeyeceğini anlayınca, bozamayacağını anlayınca, İslam'ın içinden Müslüman gözükerek neyi koparabilirim? Bunun derdine düştü. Hazreti Ali vasıta kılınarak onun üzerinden ilk o büyük bütünden bir parçayı kopardılar. Ali Efendimiz radıyallahu anh, onun yanında olanlar Hazreti Ali'yi severlerdi ama Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a radıyallahu anhum sövmezlerdi. Fakat sonra İbn-i Sebe ile başlayan o damar, onlar bir parçayı ayırdılar, böldüler. Hazreti Ali üzerinden sahabeye sövdüler, Ayşe radıyallahu anha annemize sövdüler. O halde bütün bu olaylar bize şunu gösteriyor. Yatarak bu davayı temsil edemezsin. Yatarak olmaz, uyuyarak olmaz, yorgana bürünerek olmaz. Peki ne kadar senin yorganla bir alakan olacak kardeşim? O bedeni ayakta tuttuğun kadar olacak. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani rahlesinin başında uyuyan bir adamla bu iş olmaz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evindeler. Evindeler, bu surenin iniş sebebiyle alakalı farklı rivayetler var. Bir tanesi Taberani'nin rivayet ettiği, Avsat'ın da rivayet ettiği. Darun Nedve'de toplanmışlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki bu peygambere bir isim verelim. Ne olsun bu, kim olsun, insanlara nasıl anlatalım? Dışarıdan geliyorlar, merak ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselamın yanına gidince bakıyorlar. Diyorlar ki ma huve biveci kezzabin. Bu yüz yalancının yüzü olamaz. Olmaz diyorlar, iman ediyorlar. O halde algılarını değiştirelim bu insanların. Onun yanına gitmesine engel olalım. Yani hadiseyi başında engellemiş olalım. Kahindir diyelim diyorlar. Hepimiz bu adam kahindir. Diyorlar ki leyse bir kahinin. Öteki grup itiraz ediyor. Kahinleri biliyoruz. Bunlar insanlara develerini, koyunlarını, evlerini sattırırlar. Onların paralarını alırlar. Zevk-i sefa içinde yaşarlar. Milleti sömürürler. Onların yanına giderler. Gidenleri istismar ederler. Fakat bu kimseden para istemiyor. Diyor ki وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Benim karşılığımı, ücretimi Allah Azze ve Celle verecek. Bütün peygamberlerin söylediğini o da söylüyor. Kimseden para istemiyor. Makam diyoruz, mevki diyoruz, rütbe diyoruz. Ne teklif ediyorsak, ne veriyorsak onu da reddediyor. Almıyor. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz
yine bu yürüyüşten, bu yoldan dönmem, ödün vermem diyor. O halde biz buna kahin dersek, insanlar kahinlerin hayatına bakacaklar. Bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakacaklar. Olmaz diyecekler. Leyse bir kahinin, bu kahin olamaz. O zaman deli diyelim, hayatını biliyoruz. Biz buna Muhammedül Emin demiştik. Kalu leyse bir mecnunin. Mecnun da olmaz. Olamaz. İnandıramayız. İnandıracak başka bir şey bulalım. Sihirbaz diyorlar, sahir diyorlar. Başka bir grup ona itiraz ediyor. Sihirbazları insanlar tanıyor. Öyle bir isim verelim ki inandıralım. Muhataplar bunu kabul etsinler. Sonrasında onun yanına gitmesinler. Leyse bir sahirin, sahir değil diyorlar. İnandıramayız, kabul edemeyiz. Bu konuşmalar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Allah Resulü sıkıntıdan, meşakkaten örtüsüne bürünüyor, yatağına çekiliyor. Öyle bir zamanda Hazreti Cebrail geliyor. Ya eyyuhel muzzemmil, mutezemmil, örtüsüne bürünen peygamber. Orada ezilen kadınlar var, çocuklar var, hakkı gasp edilenler var, sömürülenler var. Yatağa çekilemezsin. Böyle bir zamanda evine çekilemezsin. Örtüne bürünemezsin. Yapamazsın. İnsanlığı derdiyle, sıkıntısıyla, meşakkatiyle baş başa bırakamazsın. Ya eyyuhel muzzemmil, kumilleyle illa kalila. Peki yalnız başına peygamber ne yapacak? Önce içindeki benle savaşacaksın. Beninle savaşacaksın. Allah Teala'nın huzurunda uzun kıyamların olacak, secdelerin olacak. Gece karanlığında, karanlık bir yorgan gibi Mekke'yi örttüğü zaman ayağa kalkacaksın. İnsanlar yataklarına çekilecek, sen ayaktasın. Peki kim ayakta? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabahtan akşama kadar Mekke sokaklarında insanlara İslam'ı anlatıyor. Allah'ın yoluna davet ediyor. Hakaret ediyorlar, sihirbaz diyorlar, kahin diyorlar, mecnun diyorlar. Bütün bu manevi hakaretlerin yanında bir de maddi anlamda o sıcakta beden yoruluyor. Evine geldiler, yatağına çekilecekler. Artık mecali yok. Gözlerinin kapaklarını tutamıyorlar. Örtüyü üzerine aldılar ki Hazreti Cebrail şimdi ayağa kalkacaksın. Şimdi ayakta duracaksın. Yatma zamanı değil. Yani Allah Teala madem ki bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buradan anlatıyor. Daveti buradan anlatıyor. Bir davetçi Allah ve Resulünün yoluna davet edecekler, çağıracaklar. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı. Madem siz onu üsve-i hasene olarak kabul ettiniz, işte üsve-i hasene. Yatanlar, uyuyanlar, aynanın karşısında dışarıya çıkarken 10 dakika kıyafetine bakanlar, çekilin kenara. Siz o bayrağı taşıyamazsınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez yolunun davetçileri sen o halinle olamazsın. Kenara çekileceksin. Evvela benini aşanlar, beninden geçenler, insanlık orada yanarken, ateşin içindeyken kendini aşıp da onları kurtarmak için meydan yerine atılabilenler, kimler varsa onlar gelsinler. Neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan bu hitapları Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de muhafaza ediyor? Efendimiz'e iki türlü vahiy var. Bir vahiy metlu var, bir de vahiy gayrimetlu var. Yani ona doğrudan gelen vahiyler var. Sünneti, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti de vahiy biliyorsunuz. Peki neden o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aitse bu ayet-i kerimeler? Hususi dünyada onları Allah Teala muhafaza etmedi, onun dünyasında. Bize neden onlar hitap etsin? Neden Kur'an-ı Kerim içine aldı bunları? Yani bunu söylerken vahiy gayrimetlu olursa o bizi bağlamaz diye haşa böyle bir ifade söylemiyorum. Ama bunun içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme özel emirler vardı ki onları ashab-ı kiramı açmadılar. Onlar kendinde kaldı, o halde sır olarak onlarla Rabbine gitti. Yoksa vahiy gayrimetlu de vahiydir bizim için, bağlayıcıdır, ondan da hükümler çıkarılır. Neden böyle?
bu ümmetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan izinle gitme mecburiyeti var. Peki Allah Resulü Aleyhisselam yaşamış olduğu dönemde sürekli şekil ve sureti değişen savaşlara maruz kaldıysa, onun yolundan gidenler de aynı şekil ve surette savaşlara, muharebelere maruz kalacaklar. Mekke dönemi olacak, Medine'si olacak, Bedir olacak, Uhud, Hendek olacak, münafıklar olacak. Sizi savaş meydanlarında durduramayacaklarını anlayınca Efendimiz Aleyhisselam'a yaptıkları gibi evine girecekler. Eşine, Ayşe'ye, en iffetli kadına, en iffetsiz isnatta bulundular, iftirada bulundular. O halde şöyle bir hayat bekleme. Okuyayım, maaşım olsun, evim olsun, kenara köşeye çekileyim, evde çocuk büyüteyim, ev alayım, araba alayım. Yani hakikati söyleyip de başıma sıkıntı almayayım diyeceksen kenara çekil diyor Allah Teala. Ölene kadar mücadele edeceksin. Önce ama nefsinle mücadele edeceksin. Nefsinle olan o mücadeleyi kazandığın zaman Allah Teala seni cihat meydanlarında da muvaffak edecektir. Çünkü insanlar sendeki o hasbiliği, sendeki samimiyeti görecekler. Karıncayı bile incitmeyen halini görecekler. İşte bu diyecekler. Özlediklerimiz, beklediklerimiz bunlar diyecekler. O zaman sizi on binler, yüz binler istikbal edecek. Surenin birinci iniş sebebi bu olabilir. Buna dair rivayetler var. Ya da şu olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İkra bismi rabbikellezî halak. Bu ayet-i kerimeleri Hazreti Cibril'den Aleyhisselam'dan alıyorlar, dinliyorlar. O halde eve geliyorlar. Ayşe annemize zemmiluni, zemmiluni diyorlar. Dessiruni, dessiruni, örtün beni diyorlar. Yani farklı bir dünya tabii. Farklı bir dünyaya girdiler. O dünyaya önce hazırlandılar. 3 yıllık bir hazırlık süreci vardı. Hira'ya giderlerdi. Orada beklerler. Alemi düşünürler. Gece orada kalırlardı. Ramazan ayında orada kalırlardı. Gece bir sessizlik var. Öyle bir anda tefekkür, tezekkür, taakkul melekeleri daha aktif hale geliyor. Orada 3 yıl kaldılar. Yani vahiy ile olan buluşmaya bedenini hazırladı sallallahu aleyhi ve sellem. Sema ile iletişime geçiyor. Hazreti Cebrail gelecek. Bir alem başka bir alemle buluşacak. Yani insanın 6-5 tane hassesi var. İşte koklama, duyma, dokunma, görme, işitme hasseleri var. Fakat bunun dışında başka bir hasse devreye girecek. Kalbiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahye muhatap olacaklar. O uzletin sonunda ilk ayetler geliyor. Peki biz de aynı uzlete çekilme durumunda mıyız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sünneti bize de bağlar mı? Risaletten önceki bu hali bize de amir midir? Biz de çekilelim. Erbainler olsun, çileler olsun, orada kalsın. Yani ruh bir kemal hali bulsun. Mana cihetiyle olgunlaşsın. Bu olsun mu? Şah-ı Nakşibet Hazretleri diyorlar ki, evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bidayette böyle yaptılar. Kenara, köşeye çekildiler. Ta ki Hira Dağı Nur Dağı olsun. Nura istihale eylesin. Dönüşsün. İlk ayet alana kadar Allah Resulü Aleyhisselam'ın uzleti var. Sonra Mekke dönemi Medine. Ve terekûke kâime. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma'da ayakta bıraktılar. Minberde bıraktılar veya mihrapta bıraktılar. 12 sahabi Allah Resulü Aleyhisselam yanında kaldı. Ötekiler işte o kervanda buğday, arpa neler varsa onları almaya gittiler. Peki ayetler nazil oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları şehrin içinde kemale erdirdi. Onlar uzletlerini, onlar erbaini, onlar çileyi şehrin içinde yaptılar. Kenara köşeye çekilmediler. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْهُنْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاهِ وَاِتَاءِ الزَّكَاهِ. Yani öyle adamlar oldular ki, sizin önünüzde öyle adamlar var ki, Efendimiz Aleyhisselam onları yetiştirdiler. Onlara şehrin içinde erbain verdiler. Çileyi orada aldılar. رِجَالٌ
öyle adamlar oldular, kahramanlar oldular ki la tulhihim ticaretun ve la beyun an zikrillah. Yani onları ne ticaret ne alışveriş asla Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz, alıkoyamaz. O halde dağlara çekilmeyin. Şehrin içinde kalın, erbaini orada yapın. Onu telkin etti Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bundan sonraki hayatta elbette bazı sufi mezhepler, tekkelerimiz, onlar erbainleri var, çileleri var, çekilirler. Orada uzlet hayatları var. Ama Şah-ı Nakşibend Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerini böyle okuyor. Buradan bakıyor. Bu şekilde mutala ettiğiniz zaman şehrin içinde kemal merdivenlerinden yukarıya doğru tırmanıyorsunuz. Ateştesiniz ama yanmamayı öğreniyorsunuz. Yanmayacaksınız. Şehrin içinde mücadele edeceksiniz. Neden? Çünkü 4. sure İbn Abbas'ın rivayetinde bir sonraki, hemen bundan sonra gelecek, yarın inşallah tefsir edeceğimiz Muddessir suresi. Orada da Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a ya eyyuhel muddessir kum fe enzir. Kalk ve inzar et. Namaz kıldın, ruhunda bir kemal hali var. İş dünyada bu cihadı kazandın. Şimdi dışarıda mücadeleye devam edeceksin. İnzar edeceksin, uyaracaksın. O halde önce okuyacak, sonra kalemle yazacak, yaşayacak ve yaşadıklarını insanlara anlatacak. Bir davetçi, davetçinin hayatındaki merhaleler bu şekilde olacak. Fakat önünde sürekli her zamanda, her asırda farklı içerikte, muhtevada engeller olacak. Onlara teslim olmayacak. Efendimiz Aleyhisselam'a, onun hayatına bakarak bunları aşmaya çalışacak. İşte Efendimiz Aleyhisselam dönüyorlar. İkinci rivayet bu sureyle alakalı, inişiyle alakalı. Beni örtün diyorlar, örtüyorlar. Şimdi Suriye'de çocuklar var. Onlar da diyorlar ki zemmiluni. 5 tane kışı geride bıraktık. Evlerini yıktılar, babalarını öldürdüler. Onlar da aleme dessiruni. Örtün bizi. Şu kış gecelerinde, zemheri gecelerinde örter misiniz biz dediler. Kışın soğuğundan bizi kurtarır mısınız? Bu ümmetin erkekleri, adamları Hatice kadar davaya radıyallahu anha, onu haşa küçük görme babında söylemiyorum ama bir kadın yalnız başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durabildi. Yalnız başına bu hak hakikat diyebildi. Yalnız başına Mekke ile Mekke kafirleriyle hesaplaşacak bir cesareti vardı. Örttü Allah Resulü aleyhisselamı. Ama ümmetin çocukları örter misiniz ey Müslümanlar bizi diye çağrıda bulunurken Hazreti Hatice kadar bu ümmetin başkanları, valileri, mütefekkirleri vesairesi cesaret gösterip de yetimleri örtemediler. Sahip çıkamadık yani, yapamadık bunu. Hepimizin hatası var. Tabii örtenler var, sahip çıkanlar var, muhacirleri alanlar, 3 milyon muhacire ev sahibi olanlar var. Tabii herkes yaptığını, yaptığı kadar ecrini, mükafatını mutlaka ahirette alacaktır. Ama yapması gerekirken yapmadıklarının, terk ettiklerinin de hesabını Allah Teala'nın mahkemesinde mutlaka verecektir. Sırat köprüsünde o çocuklar gelecek, önümüzde, yolumuzda duracaklar. O zaman da bize zemmiluni, dessiruni diyecekler. Onu hatırlatacaklar. Sure bize bu hakikati, bu esası anlatıyor. Yani önce diyor ki kemal, önce içindeki muharebeyi, içindeki cihadı kazan. O cihadı da namazla kazanacaksın. Birinci bölümde bize bunu anlatıyor. İkinci bölüm inna rabbeke ya'lemu enneke tekumu diye başlıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uzun namazları emrediyor. Gecenin yarısında, yarısından azında, fazlasında namazlar var. O emirler var. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum namaz kılarken ayakları şişiyor. Kan revan içinde kalıyorlar ama yine ayaktalar.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte beraber ümmete yatmamayı öğretiyorlar. Yatmayacaksınız. Karşıda kafirler var. Allah diyemezsiniz diyenler var. Sokakta gündüz taşlanıyorlar. Gece de ayakta durmaktan ayakları çatlıyor. Kan revan içindeler ama bahane yok diyor. Mazeret yok. Madem kuluz, onun emri var, talimatı var. O zaman bize bu yolda kalmak, ayakta durmak, namaz kılmak, secde secde ona yaklaşmak. O düşerse ya lebbeyk deriz. Teslim oluruz, mevzimizde, menzilimizde bekleriz. Peki sonrasında 8 ay sonra, 12 ay sonra veya 10 yıl sonra nazil olduğuna dair rivayetler var. İlk ayetler 19 ayet kelime Mekke'de nazil oluyor. 20. ayet kelime Medine'de nazil oluyor. 10 yıllık bir zaman da alabiliriz. Eğer surenin başı Mekke-i Mükerreme'nin ilk yıllarında nazil olduysa, yani ilk yılları derken 3. yıldan sonra nazil oldu. İşte işkence, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretin başladığı zamanlar. Yani Mekke'yi 4 döneme ayırırsak, ilk 3 yıllık dönem, ikinci dönem 3 yılın sonunda başlar, 5. yıla kadar devam eder. 3. dönem 5. yılda başlar, 10. yıla kadar devam eder. 4. dönem ise Miraç'la başlar, 10. yılda başlar, hicrete kadar devam eder 4 dönem. İşkence daha çok 5 ila 10. yıllar arasında, yani 3. dönemde ashab-ı kirama yapılmıştır. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sabrı telkin ediyor, sabır tavsiyesi var. Yani o zaman 3. dönemde olabilir, 2. dönemde olabilir, tam şu zaman diye böyle bir tayinde bulunamıyoruz Mekki surelerle alakalı. Eğer 3. dönem alırsak, surenin geri kalanında Medine-i Münevvere'de nazil oldu, 10 yıllık bir zaman olabilir. Peki ne diyor sonrasında? Teheccüd namazı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ashab-ı kirama farzdı. Gece bu namazı kılarlardı, kılıyorlardı. Sonrasında bu nafileye dönüyor. Neden nafileye dönüyor? Bir kuşak var, sahabe, muhacir, ilk kuşak var. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Bunlar hasbi olacaklar, en zorlara talip olacaklar. Sonra gelenler, Medine'de gelenler, ümmette bir rahatlama var. İslam devleti kuruldu. Mekke fethinden sonra gelenler ise daha çok rahata geliyorlar. Yani onların geldiği zaman da ümmet daha da rahatlamış oluyor. Onun için Allah Teala لَا يَسْتَو۪ي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ Fetihten önce Müslüman olanlarla fetihten sonra Müslüman olanlar birbirine denk olamaz. Mekke'de Müslüman olanlarla Medine'de Müslüman olanlar arasında da fark var. Çünkü Mekke'de Müslüman olanlar yarına dair maddi anlamda baktıklarında bir umut yok. Yollar kapalı. Habeşistan'a gidiyorlar. İşte Mekke'de sıkıntılar var, işkence var ama ona rağmen ayakta duruyorlar. Bahanelerle, mazeretlerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiyorlar. O halde bunlar ümmetin önünde duracaklar. O iradesi güçlü olanlar, irade ahlakına sahip olanlar, herkesten daha fazla irade ahlakına sahip olanlar ümmetin önünde üsve-i hasene olacaklar. İslami hareketin çatısını belirlerken onlara bakacaksınız. Yani Hümeyni gibi sahabeye söven, Hazreti Ebubekir'e, Ömer'e sövenlere bakmayacaksınız. Peki kime bakacaksınız? Hazreti Ömer'e bakacaksınız. Ebubekir'e bakacaksınız. Onun için Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sabahtan akşama kadar o zor şartlarda davet ediyorlar. Akşam da geceler boyu namaz kılıyorlar. Tespit edemiyorlar. Acaba yarısı oldu mu diye, belki olmamıştır. Fecre kadar kılıyorlar. Sabaha kadar kılıyorlar. Ayaklar, bedenler dayanmıyor. Ama olmuyor ya Resulallah, yine de demiyorlar. O halde böyle zor şartlarda yıkılmayacak, teslim olmayacak, sokakta İslam'ı, evde İslam'ı, okulda İslam'ı anlatacak, her yerde, her zaman İslam diyecek.
derdi İslam, davası İslam olacaklar. Onları nereden çıkarın? Sahabeye bakın. O ilk kuşağa bakın. Onları örnek alın. Onların örnekliğinde davetçileri yetiştirin. Peki onun için sonra gelen ayet-i kerime gece namazını tahfif ediyor. Yani farziyetten nafileye düşürüyor. Efendim Allah Teala bu sureyi Müzzemmil suresini doğru anlayıp ashab-ı kiram gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi evvela ruhumuzu terbiye etmeyi, İslam'ı ruh ve mana boyutuyla idrak etmeyi, sonrasında yaşadığımız İslam'a insanları davet etmeyi, o hakikate yükselmeyi Allah Teala bizlere ihsan buyursun. Peki efendim, şimdi sureyi tefsir etmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzemmil. Efendimiz aleyhissalatu vesselama hitap ediyor. Allah Resulü aleyhisselamın şahsında bütün ümmete, bütün Müslümanlara, derdi olan herkese, derdi olan evladını kaybeden, en yakınını ani bir ölümle kaybeden kişi, yatağa girdiği zaman gözüne uyku girer mi? Girmez. Peki insanlık kayboluyor. En yanımızda, en yakınımızda olanları kaybediyoruz. Böyle bir zamanda eğer bunların kaybolması bizim adımıza bir dertse, üzülüyorsak, bir keder, bir sıkıntı varsa, o zaman gözüne uyku girmez. Yoruldun, maddi ve manevi cephede yorgunluğun var. Bedende yorgunluk var, hakaret ettiler. Nereye İslam'ı götürdüysen yolunu kapattılar, kapıları yüzüne kapattılar. Böyle bir zamanda akşam eve geldin, çocuklar var. Efendimiz Aleyhisselam'ın evini kastediyorum. Çocukları var, Hatice annemiz var. Gözleri kapanıyor, örtüyü üzerine alıyordu ki Hazreti Cebrail geliyor. Hayır, insanlık bu haldeyken yatma vakti değildir. Yatamazsın. Ya eyyuhel muzemmil. Yatmadı Allah dostları. Şimdi adamlar İslam diyorlar, ıslahat diyorlar, onlara hakaret ediyorlar. Ramazan'da durmuyorlar, bayramda durmuyorlar. Kiliseye ekselans diyorlar, kardinala ekselans diyorlar, hazret diyorlar. Ama nerede bir alim var, bir mürebbi var, bir mürşit var, ona hakaret ediyorlar. Peki bunlar kim? Evlerini, yerlerini, yurtlarını, her şeylerini İslam'a feda edenler. Giderken üzerlerine sadece bir kefen olduğu halde Allah'a gidenler. Hatta daha ötesinde İmam Rabbani Hazretleri gibi ne kadar kıyafeti varsa ahir ömründe onları da sadaka olarak verdi. Hanımına ricada bulundu. Şu senin en helal malın olan mehrin, mehrinden bana bir çarşaf verir misin üzerime serseler, o halde ruhumu teslim etsem. Dünyalık hiçbir şey bırakmadılar. O halde hanımından, mehrinden bir çarşaf aldı. Üzerinde titreyerek iki defa sıtması var. İki sıtmadan bayılıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sıtması vardı ateşinden. O halde bayılmışlardı. Aynısı İmam Rabbani Hazretleri'nde. O da 63 yaşındaydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, yoluna tam bir ittiba hali vardı. O halde ruhunu Allah'a teslim etti. Peki onlar yataklara bizim gibi girmediler. Halının üzerinde orada bir minder var. Ona dayandılar, yaslandılar, kaylule yaptılar. Sanki bu ayet onlara konuşuyordu. Diyordu ki ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa kalila. Bu ayet-i kerime kendilerine hitap edince utandılar yatağa girmeye ve Allah Teala öyle bir kişiyi, 10 kişiyi vesile kıldı. Ne zaman kafirler bu ümmetin yolunu kapattıysa onlar açtılar. Bizim olduğumuz yerde, durduğumuz yerde, suretimizde, kalıbımızda 10 milyon, 100 milyon adamın yapamadığını Allah Teala bir İmam Rabbani'ye nasip etti. Bir adam toparlanın dedi. Bir adam İslam tehlikede dedi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti tehlikede. Cami tehlikede, medrese tehlikede, tekke tehlikede. Ey Müslümanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dinine sahip çıkar mısınız dedi. Bir adam
meydan yerine atıldı. Zindanlara koydular. Govalyar hapishanesine koydular. İnsanlar dışarıdan bakıyorlardı. Bir daha bu ümmet ayağa kalkamaz diyordu. Ama İmam Rabbani Hazretleri yolu sonuna kadar açtı. Allah Teala muvaffak kıldı. Yani sen eğer İslam adına kendin bir şeyler yapmak istiyorsan Resulullah'a bak diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama bak. Ona baktılar. Ona bakışın önüne geçebilmek için kalın duvarlar koyuyorlar. Şimdi ümmetle peygamber arasına kalın duvarlar koyuyorlar. Buhari'ye onun için hakaret ediyorlar. Sünnet-i Seniye'ye onun için hakaret ediyorlar. Eğer hesaplaşmazsan Allah Resulü Aleyhisselam'ın önünde başını kaldıramazsın kardeşim. Eğer yatarsan, uyursan, yani bunlar şurada burada başkaları, bunlarla alakadar olsun, ben oraya geleyim, buraya geleyim, akademik kariyer, ne bunlar, hikaye, ne işe yarar? Ne işe yarar kardeşim? Eğer şu beden Hazreti Muhammed Aleyhisselam müdafaa etmeyecekse, sahip olduklarımızla biz İslam müdafaa etmeyeceksek ne işe yarar? Sadece yük olacak, çürüyecek. Mezara koyduğu zaman çürüyecek kardeşim, çürüyecek. Yani gözün çürümeyecek mi? Acıyoruz şimdi değil mi? Acıyoruz bu gözü. Biraz dinlesin diyoruz. E çürüyecek o göz ya. Çürüyecek kardeşim. Ama bunun üzerine döküldüyse, onun gözyaşları bu kitabın, Kelamullah'ın üzerine döküldüyse, bu kitapların üzerine döküldüyse, Allah o gözü koruyacak. O göz Allah katında bir kıymete, bir kamete sahip olacak. Ya eyyuhel muzemmil. Tek bir ayeti bile, İslam'ın tek, Kur'an'ın tek bir ayeti, Müslüman'ı oldurmaya, erdirmeye, deli divane yapmaya kafidir Allah'ın inayetiyle. Ya eyyuhel muzemmil. Fakat İmam Rabbani gibi derde sahip olmadı önce. Yani tohum var ama tarla lazım. İşte tohum. O tohuma tarla olacak yüreklerimiz var mı? Eğer tarla olacak yüreklerimiz varsa, o zaman ya eyyuhel muzemmil yüreğine düştüğü zaman İmam Rabbani Hazretleri gibi sana bakacaklar, öyle bir hale geleceksin ki insanlar deli diyecekler, divane diyecekler. Allah Teala onların yolunda bizleri deliler, divaneler yapsın inşallah. Ya eyyuhel muzzemmil, örtüsüne bürünen adam, ümmet yanarken, Arakan'da ümmetin kızlarına zalimler tecavüz ederken, örtüsüne bürünen adam. Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa kalila. Gece kalk. Ama bu kalkışın, bedenin susadı diye o bedene suyu vermek için olmasın. Kumil leyle illa kalila. Azın müstesna. Allah Teala'nın huzurunda o büyük ödeve, büyük vazifeye talip olabilmek için kalk. Kumil leyle illa kalila. Nısfahu, o leylden bedel alırsak, sahabe-i kiram radıyallahu anhum, öyle bir aşk var, öyle bir dert var ki sabaha kadar ayakta duranlar var. Acaba biz bu emri, Allah Teala'nın talimatını, gece boyu namaz kılmayı tam olarak yerine getiremeyiz diye sabaha kadar, fecre kadar ayakta duranlar var. Peki azı müstesna namaz kıl, ayakta dur. O geceden bedel nısfahu, yarısında dur. Evin kus minhu kalila, ya da yarısından birazı eksil. Evzid aleyhi, ya da yarısını biraz artır. Üçte birinden aşağı, üçte bire yaklaşsın veya üçte ikiye yaklaşsın. Evzid aleyhi, o yarıyı biraz artır, daha fazla, yarıdan daha fazla ayakta dur veya yarısından daha azında dur. Burada bir muhayyellik var. Yarısında da durabilir, yarısından azı da olabilir, fazlası da olabilir. Verattilil Kur'ane tertila. Kur'an-ı Kerim'i de tertil üzere oku. Kelimelerin, harflerin anlamını, manasını, hakkını vererek oku. Kelimenin hakkını, harfin anlamını vererek oku. Yani her harfinden bir ecir, bir sevap alacak Müslümanlar. Fakat burada daha çok manaya işaret var.
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Yani bu tertil kelimesi, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, tertil aslında bu dişlerin arasının ayrı olması, yani dişlerin arasında boşluk olması, o da yine bu fiilin kökünden geliyor. Yani dura dura oku. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıraatini ashab-ı kiram bize anlatırken, naklederken, rivayet ederken diyorlar ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Dura dura okurlardı. Her ayetten sonra bir fasla olurdu, o halde giderdi. Anlamı düşünmek, anlama muhatap olabilmek. Fakat Kur'an-ı Kerim'in anlamına meal üzerinden değil de tefsir üzerinden muhatap olmak. Meal bir cinayet. Buradan izleyen kardeşlerimiz için de söyleyelim, tekrar etmiş olalım. İlk meali Suriyeli Zeki Megamiz adında bir Hristiyan yapmıştı. Osmanlı uleması meal yazmadılar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettiler. Çünkü meal peygambersiz bir İslam'ın projesidir. Yani meal varsa o Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasının içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yok. Efendimiz yoksa o zaman siz ya eyyuhel muzzemmil nasıl anlayacaksınız? Bu ayet-i kerime hangi durumda, hangi şartta Allah Resulüne geldi? Peki biz bu ayeti kendi dünyamıza, hayatımıza nasıl taşıyacağız? Peygamber yoksa nasıl anlayabiliriz? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları ideolojiler, ideolojilerin karanlıklarından kim çıkaracak? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu talimat kime? Muhammed aleyhissalatü vesselama. Sen çıkaracaksın diyor. O halde Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefsir ederse, o zaman bu ümmet 150 yıldır ne olmalıyız, nasıl olmalıyız, niçin olmalıyız, nasıl kurtulmalıyız diye sürekli kendine soru soran ama her soruya bulmuş olduğu cevapta karanlıkta, çukurda biraz daha derinleşen bu ümmet nasıl kurtulacak? Stratejiyi neye göre belirleyecek? Allah Resulüne dönecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda insanlığı içine düşmüş olduğu en derin krizden kurtarmadı mı? Ömer'i, Ebu Bekir'i, Osman'ı o krizde yetiştirmedi mi Allah Resulü? İşte Kur'an-ı Kerim bize لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Yani لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Yine sen çıkaracaksın. Bu kriz masasının başında sen oturacaksın. Kimler, nerede, nasıl, ekonomide, siyasette, İçtimaiyatta nasıl bir kriz yönetim siyaseti izleyecekler? Sana soracaklar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Buhari'ye gidecekler, Müslim'e, Tirmizi'ye gidecekler. İşte şeytanlar var aslımızda. Onlar içeride duruyorlar. Bizim adımızla bu ümmeti cehenneme çağırıyorlar. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ümmet gidince kurtulacak biliyorlar. Dışarıdakileri de biliyor. Onlar ödev verdiler. İçeride şimdi İslam diyorlar. Kur'an Müslümanlığı diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama giden yolu kapatıyorlar. Ama perişan olacaklar. Yenilecekler Allah'ın izniyle. O noktada hiç şüphemiz yok. Şimdi bazen diyorlar ki falan şuraya geldi, filan burada. Bunu söylerken adamın yüzünde bir korku var. Eyvah diyor. Müslüman korkar mı kardeşim? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz şuna iman ettik. Allah Teala bu dini koruyacak. Bu şeriatı, bu kitabı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini koruyacak. Yani sahih olanını muhafaza edecek. Neden? Çünkü kıyamete kadar İslam var olacak. İslam Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle var olacak. Eğer buradakiler sahip çıkmazsa başka yerde sahip çıkanlar olacak. Önemli olan biz vazifemizi yapıyor muyuz? Eğer vazifemizi yaparsak, yani içimizdeki o iç mücahedeyi yapar, muvaffak olursak, Allah Resulü muvaffak oldular. Mekke'nin fethine kadar, fethi Mekke'ye kadar hazırladı. Sahabeyi hazırladılar. 10 bin kişi, onlar namazla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle
iç mücahedeyi yaptılar, Mekke'ye yürüdüler, kaplar açıldı. Bize diyor ki, eğer sahabe gibi olursanız, iç o beninizle, nefsinizle olan cihadı yaparsanız, Allah Teala sizi cihat meydanlarında mutlak ve muhakkak olarak, hüda ve endigâr gibi olursanız, devlet-i âliyenin ilk 10 hükümdarına baktığınızda, Tekke'deki şeyhler gibiler, meşayih gibiler. Sonra bozulma var. Bozulma başlayınca yedullahi fevka eydihim. Artık onların cihat meydanlarında, onların üzerinde Allah Teala'nın kudreti, azameti, onun ara ara perdelendiğini görüyorsun. Neden? Çünkü onların iç cihadında, mücahedelerinde, nefisle olan mücadelelerinde problem var. Problem olunca, Allah'la irtibatı koparınca melekler gelmiyor kardeşim. Bedir'de Peygamber aleyhissalatu vesselam elini kaldırıp Allahümme in tuhlik hadihil isabe felen tu'bede fil ardı ebeda. O irtibatı kurdular. İrtibatı kurunca, yani şu bir avuç Müslüman burada helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi dedi. Kendi adımıza burada değiliz. Bunlar adına da burada değiliz. Senin dinin adına buradayız deyince, samimiyet, ihlas olunca seman kapları açıldı. Melaike-i kiram Bedir alanına indiler. Eğer biz öyle olursak, Allah Teala kuvvet ve kudretin sahibi bu ümmete yeniden imdad edecek, dualarına icabet edecektir kardeşim. Peki, varattilil Kur'an'e tertila. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere, dura dura anlamını, manasını tefekkür, tezekkür ederek okuyacaklar. Ama meal bir operasyon. Meal sünnetsiz İslam'ın yolunu açabilir mi? Onun için yazdılar, çizdiler. Peki nasıl anlayacağız? Tefsirle. Yani dinleyen kardeşlerim ne okusun? Kurtubi'yi okusun. Elmalılı Hamdi Yazır, onu okusun. Veya Seyyid Kutub'u alsın, onu okusun. Yani Seyyid Kutub derken her defasında bu parantezi açmak zorunda kalıyoruz. Fıkıhla alakalı meselelerde Seyyid Kutub'un ifadelerini değil de Elmalılı'yı alsın. Alusi'nin eğer tercümesi varsa ona baksınlar, onu alsınlar. Veya Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin sade, herkesin anlayabileceği bir tefsiri var. Ona baksınlar, ondaki meseleleri, fıkıhla alakalı hükümleri esas alsınlar. Fakat ruh boyutu, mana, cihat, mücahede boyutuyla alakalı Şehidül İslam Seyyid Kutup'tan mutlaka istifade edeceklerdir, ederler. Seyyid Kutup mezhepsiz değildir. Seyyid Kutup ehli sünnet düşmanı değildir. Sahabe ile alakalı Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizle alakalı hatası olmuştur. Daha sonra kendisini ulema ikaz edince o hatadan dönmüştür. Ama maalesef Seyyid Kutub'u bizde daha çok mezheplere karşı olanlar, sünnet-i seniye karşı olanlar okuduğundan dolayı, insanlar da bunlar üzerinden Seyyid Kutub'u tanıdıklarından dolayı onlara baktılar, okuyanlara baktılar. Seyyid Kutub'u da ehl-i sünnet düşmanı zannettiler. Hakikat öyle değildir kardeşlerim. Bir mücahiddir, bir mütefekkirdir ama alim değildir, fakih değildir. Onun için fıkıhla alakalı meseleleri tabii ki Fizilal'den değil de Elmalı'dan ya da Ömer Nasuhi Bilmen'den alabilir kardeşlerimiz. Peki, varattil-i Kur'an'e tertila, manaya dikkat edeceğiz. Manasını anlamadan bir kardeşim okuyorsa Kur'an-ı Kerim'i, okusun mu manasını anlamadan? Elbette okusun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Tirmizi rivayet ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Her harfe 10 hasene var. Devam ediyor, buyuruyorlar ki La ekulu lekum elif la mim harfun. Size şunu söylemiyorum. Elif la mim bir harftir. La ekulu lekum elif la mim harfun vahidun. Elif la mim tek bir harftir demiyorum. Lakin ekulu elif harfun ve lam harfun ve mim harfun. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Peki bununla Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı zamanda neye işaret ediyorlar?
Elif, lam, mim gibi olan ayetler, hurufu mukatta, yani onların anlamını bilmiyoruz. Fakat buna rağmen Efendimiz aleyhissalatü vesselam, anlamını bilmediğimiz bir harfi okuduğumuzda bile 10 hasene var buyuruyor. Elif harfun, lam harfun ve mim harfun buyuruyor. Peki bu kitabı kim öğretecek bize kardeşim? Kim açıklayacak? Kim izah edecek? Yani manasını bilmeden okuyanlara ecir sevap yok diyen adamlara söylüyorum. Kimsin sen ya? Kim bunlar? Sen peygamberi tanıyor musun kardeşim? Tanıyorlar mı? Allah Resulü Aleyhisselam bilir mi bunlar? Bilmez. Bütün sermayeleri izhar derecesinde bir Arapça, ki hepinizin Arapçası onlardan üstündür kardeşim. Bu sınıf en aşağısı, üçüncü sınıf değil mi burası? Hepinizin seviyesi onların daha üstüdür. Ne belagat okumuşlardır, ne Kur'an-ı Kerim'in ruhuna vakıf olacak bir Arapçaya birilerinden almışlardır, varis olmuşlardır. Bütün sermayeleri oryantalistlerin yazdıklarından, çizdiklerinden araklamak, satı üstü kopyacılık. Bir akaid kitabını, kelam kitabını baştan sona okumamışlardır. Yani okumadıklarını defaatle itiraf etmişlerdir bu kardeşinizin yanında. Bununla alakalı elhamdülillah içinizden, hocalarınızdan şahitlerimiz de var. E kardeşim, sen bu halinle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuşuyorsa nasıl konuşuyorsun ya? Kullu ahadin yu'khadu kavluhu ve yutrak illa sahibi hadal kabr. İnsanların sözü alınır ya da reddedilir. Ama bu kabrin sahibi, diyor İmam Malik rahmetullahi aleyh, eğer bu kabrin sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyorsa, o zaman o sözü alıp almada muhayyer olamazsın. Bu kabrin sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyorsa almak zorundasın, teslim olmak zorundasın. O kabrin sahibi diyor ki elif lam mim, elif harfun ve lam harfun ve mim harfun. Anlamını bilmiyorsunuz ama ona rağmen 10 hasene, 10 sevap var. Yani kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i evvela öğrenecekler, okuyacaklar. Allah Teala'nın kelamı diye okuyacaklar. Gündüz okuyacaklar, gece okuyacaklar. Vakit, imkan, zaman buldukları müddetçe okuyacaklar. Ama tefsir okumuş olsalar, okudukları ayet-i kerimede Allah Teala neyi emrediyor, o zaman daha doğru yapmış olacaklar. Daha fazla ecir alacaklar. Fakat onu okumuyorlar, sadece Kur'an-ı Kerim'i hatmediyorlarsa onlar da her harfe en azından 10 sevap alacaklar. Kim söylüyor kardeşim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o söylüyorlar. İfade ona ait. Yani bunu nereden çıkarıyorduk? Huruf-u mukatta'nın anlamını bilmiyoruz. Ama ona rağmen ecir alıyorsa anlamını bilmeden okuyanlar da mutlak ve muhakkak olarak kıraatten dolayı ecir sevap kazanacaklardır. Peki efendim, şimdi burada bir 5 dakika ara vermiş olalım ki bu program 1 saatten fazla yayın yapmadığından dolayı ikinci saatte, yani 5 dakika sonra başladığımızda inşallah bu Müzzemmil suresini bitirmiş olalım. Estağfurullah ve etubileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.